Bugün siz koltukta eşiniz sahnede olacak. Evet, neler söyleyeceksiniz bugün için? Ya çok heyecanlıyım. Ben Pelin işte tanıdığımdan beri sahnelerde ama ben her zaman böyle alışırım vesaire diyorum. Evet. Ondan daha da çok heyecanlanıyorum galiba. Böyle beraber ortak yaşıyoruz yaklaştıkça. Evet. Hem evde hem burada. Yine çok heyecanlıyım yani onun adına. Bugün çocuklar evde sizleri bekleyecekler efendim. Evet, aklınız da orada aslında. Hatta şimdi annemler burada. Normalde onlara bırakıyordum. Şimdi evet. Annemler burada olunca kız kardeşime bıraktım halalarından. Onlar yarın gelip izleyecek o yüzden. Bir fedakarlık oldu o yüzden. Aslında aile de bölündü. Gün gün her gün birileri gelecek galiba efendim. Pelin Hanım'ı izlemeye. Evet aynen. Efendim Pelin Hanım'ın hemen diziyi sormak istiyorum. Özellikle ayrılışını sormak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz diğerin yalı şapkanından ayrılışı için ilk önce? Ya valla bence çok tadında keyifli oldu yani. Onun için de çok güzel bir yolculuk oldu. O da mutlu şekilde ayrıldı. Yapım da aynı şekilde. Bence tam denk geldi. Ondan sonra da oyununa böyle zaman ayırabildi. Evet. Her şey yani planlansa bu kadar olabilir. Son sahnede bütün aile de aslında oradaydı. Çocuklar da gitmişti. Evet, beraber gittik. Evet. Biz yaptık ekibe. Neler söyleyeceksiniz? O anlar nasıl gerçekleşti? Duygusal bir anlar da gerçekleşti aslında. Tam şeye denk geldi. Yani pasta kesiliyormuş. Evet. O ana denk geldik böyle. Tabii Pelin çok duygusal hem arkadaşlarıyla beraber. Çünkü şöyle bir şey yok. Normalde bir sonraki işe sonradan dahil olduğumuz zaman böyle çok sıcak bir tutmayabilir ama Pelin hep her seferinde yani yine sanki en başından beri oradaymışız gibi, aile olmuş gibi söyledi. Herkes kucak açtı dedi. O yüzden ayrılışta hem Pelin tarafında hem de diğer tarafında öyle bir grupluk oldu ama çok keyifli. Çocuk radyosuna gelmesi tamam. Erken bir veda oldu aslında baktığımız zaman da efendim. Sosyal medyanın bundaki etkilerini düşünüyor musunuz? Özellikle Yalı Şapkanı yayınlandığı itibaren sosyal medyada Diyar'a karşı bir linç girişimi de oluyordu aslında. Yani ben de mesela Aşk Mantık İntikam'da böyle iki aşığın arasına bir karakter gelir zaman gerçekten bu bizim alışık olduğumuz şey aslında. Alışık olduğumuz şey aslında bu ama yani, orada fanların etkisi zaten bu başta da biraz öyle konuşulan bir şeydi yani. Belli bir başı ve sonlu olduğunu ve hani karakterin nereye gideceğini bilerek yani orada çok fanların etkisinin olduğunu düşünmüyoruz. O zamana kadar hemen şunu da soralım. Her gün biliyorsunuz ki hakkınızda iddialar çıkmaya da devam ediyor. Bu iddiaları neye bağlıyorsunuz? Biz sormaktan aslında çıkmasından da yorulduk, sormaktan da yorulduk ama ya, son olarak neler söylemek istersiniz bu konuda? Aynı şekilde ben de böyle konuştukça çünkü biraz hani ekmeklerine yağ sürmüş oluyoruz gibi hissediyorum ama ben de anlam veremiyorum. Yani bu yaklaşık 200 seneden böyle bir girişim var. Ben hani geçen lisan altı taşıdım işte. Ona da söyledim. Ya ben şeye bağlıyorum. Genellikle illa bizim üstümüzden de arkadaşlarımda görüyorum. Başka yerlerde görüyorum. Ya maalesef sosyal medyada bazı sayfalar ondan tıklama alıyor. Ve hani herhalde reklam açısından mı öyle düşünüyorum? Tıklanma açısından mı? Yani herkesin önceliği başka maalesef. Son iddia artık o kadar aşağı çıktı ki efendim. Boşandılar ve saklanıyorlar benim. Neler neler. Boşandılar saklanıyor. Sonra setle ilgili bir sürü bir şey söylüyor. Anıl oraya gidersen ben yokum. Ondan sonra o olmadı. Pelin hamile. Hangisi? Evet. Bir sürü şey. Bir tane tuttuğu zaman evet oldu falan diyecekler böyle. Her gün bir şey diyor. Bir şey demiyorum. Başkalarının kafası başka yere çalışıyor. Biz iyi taraftayız. Yani herkes için iyiye düşünen taraftayız. O zaman efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. Oyunda başlıyor. Tamam aynen. Çok sağ olun. Çok sağ olun.